Merhaba değerli Genç Yet izleyicileri. Bu hafta Bilimi Eve Getirdik de yine Pangal Evrim Atölyesi'nden Kaan'la birlikteyiz. Kaan hoş geldin. Oldu. Bu hafta aslında biraz uzun yıllardır yani neredeyse insanlığın antik çağlarda yaşamını sürdürdüğü zamanlardan bu yana hep haşır neşir olduğu bir konuyu biraz masaya yatırmak istedik. O da astronomi ve günümüzün de aslında kategorize ettiği şekliyle uzay bilimi. İnsanların hep ilgisi olduğu, hep kafalarını göğe kaldırdıklarında çokça sorunun cevabını aradıkları bir alan. Ve bu alana dair dünya üzerinde bilimin gelişmesiyle yapılmış birçok önemli çalışma ve günümüze ışık tutan şey de var. Bunu masaya yatırıp aslında uzaya dair kafamızdaki soru işaretlerini nereden başladı, nasıl gelişti, günümüzde neler yapılıyor gibi gibi cevaplamaya çalışacağız hep birlikte. Kaan tekrar hoş geldin diyeyim. Hazırsan ilk sorumla başlıyorum. Tabii. Şimdi bugün izleyicilerimizin de duyduğu şekliyle bir kavram var. Yani astronomi diye bir kavram. Çok önceki yıllardan itibaren insanlığın gelişim aşamalarının hepsinde hemen hemen var olan bir kavram. Bununla ilgilenen birçok insan da var. Ne demek bu astronomi kavramı? Ne ifade ediyor bize? Yani astronomi aslında sen de aslında açıklamanda dediğin gibi yani uzay bilimleri anlamına geliyor ama biz astronominin biliminin başlangıç temellendirilmesinde en azından öncesinde birçok olay da görüyoruz. Örneğin sen de dediğin gibi merakından insanlık tarihinin en başından beri zaten insanlar uzayı gözlemliyordu. En azından Ay'a ve Güneş'e bakıp bunların ne olduğunu merak ediyorlardı. Özellikle tarım devriminden sonra insanlar açısından gök cisimleri takvimi oluşturmak açısından bir önem arz etmeye başladı. Çünkü tarım yaptığınızda işte o ekinlerin büyümesinden işte örneğin Mısır örneğine bakacak olursak işte Nil Nehri'nin taşmasından dolayı bir takvim yapmanız ve bunu da gök cisimlerine bakarak yapmanız gerekiyordu. Bundan dolayı da ilk takvim üzerinden şekillenen bir uzay merakı olduğunu da görüyoruz aslında. İşte sonraları iyice dinin de içine girmesiyle işte kervan sahiplerinin kervanın gideceği yönü belirlemesinde, ibadet saatlerini belirlemesinde falan önemli olmuş oluyor gök cisimlerini incelemek. Tabii ki bu işte antik Yunan'da, Mısır'da, İnka uygarlığında, bu uygarlıklarda işte mitoloji ve inanç üzerinden de aslında gök cisimlerine çeşitli düşünceler atfedilmiş oluyor. İşte isimlendirmelerine baktığımızda genellikle hep gördükleri şeyler üzerinden zaten isimlendirme yapıyor. İşte Akila takım yıldızı var. Kartal demek veya işte Büyük Ayı takım yıldızı görüyoruz. Orion takım yıldızı görüyoruz. Avcı demek. Sürekli hayatlarında gördükleri şeyler üzerinden bir tanımlama yapıyorlar. Ama bizim tabii ki astronomi biliminin bilim olarak başlangıcı Galileo Galilei'yi hatta daha öncesinde Kopernik'e kadar dayandırıyoruz. Çünkü Kopernik'in işte gök cisimlerinin dönüşleri üzerine kitabı var. Burada aslında Aristoteles'ten bu yana gelen işte dünya merkezli evren modelini yıkmış oluyor. Tabii ki işte Kopernik'ten sonra Kopernik çünkü bir din adamı ve araştırmalarını da ona göre yapıyor. İşte 7 özgür sanat denilen antik çağda da olan bir düşünce var. Bu skolastik okullarda da okutuluyor Orta Çağ döneminde. Kopernik de o eğitimden geçmiş birisi. Burada aslında çok da bilimsel bir gözlemleme üzerinden bahsedilemez. Galileo Galilei'ye geldiğimizde teleskopla incelemeye başlıyor. İşte Jüpiter'i inceliyor, Güneş'i inceliyor, Ay'ı inceliyor. İncelemelerinin sonucunda tabii ki fark ediyor ki Kopernik'in aslında saptaması doğru. Tabii ki o dönemde yine kilisenin müthiş bir baskısı var ve bu baskıdan dolayı Kopernik'in fikrinin yayılması da engellenmiş oluyor. İşte soruları Galileo Galilei'nin arkadaşı bile olsa Papa bir şekilde fikirlerini yazmaya devam ediyor yine de. Kopernik ismini belirtmeden veya Güneş merkezli evren modelini savunmadan ama bir zaman sonra geliyor ki işte iki büyük dünya modeli üzerine Diyaloglar diye bir kitabı var Galilei'nin. İşte bu kitap şöyle geçiyor. İşte Kopernik modelini savunan birisi var. Aristoteles modelini savunan birisi var. Bir de ortada tarafsız birisi var. Tabii bunlar sürekli modeller üzerine diyalog ediyor. Tabii ki baktığımız zaman Kopernik'in modeli bilimsel anlamda doğru olduğu için sonucunda Kopernik'in modelinin aslında savunulduğu bir kitap olmuş oluyor. Bundan sonra Engizisyon Mahkemesi aslında daha öncesinde işte 17. yüzyılın başında Giordano Bruno'yu idam eden
yakan daha doğrusu Engizisyon Mahkemesi Galileo Galilei'yi de çağırıyor. Tabii ki bir mahkeme görülüyor. Mahkemenin sonucunda ev hapsine maruz kalıyor. Ev hapsinde ama her ne kadar mahkeme sonucunda fikirlerinden vazgeçmiş olsa da ev hapsinde de aslında üretmeye devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor ama en sonunda kilise bir yerden sonra tabii ki vazgeçiyor 19. yüzyılda artık. Çünkü bilimin de artık çok daha geniş veya çok daha fazla kanaldan gelen kanıtlarıyla din de bir yerde bilime teslim olmak zorunda kalıyor ve kabul ediyor Kopernik modelinde. Sonrası da tabii ki zaten çeşitli gelişmeler oluyor. Ya tabii şöyle bir şey var, sen de değinmeye çalıştın. Aslında bu üç önemli isim de yani evrenin merkezi neresidir sorusu üzerine şey yapıyorlar ama Kopernik'in de Brunon'un da Galileo'nun da aslında bugün temsil ettiği noktalar biraz birbirinden farklılık gösteriyor. Ya özellikle Kopernik, senin de bahsettiğin gibi din eğitimi almış olması, kitabı papaya ithaf etmiş olması onu biraz aslında baskılardan biraz uzak tutuyor. Yani zaman geçiyor. Papaya ithaf edilmiş bir kitap din teolojisinin merkezi yani dünya merkezi modeline çok uyduğu ve onu desteklediği bir şekilde algılandığı için uzun süre karışmıyorlar. Galileo'nun Kopernik'in kitabından temellendirdiği şeyde karşı çıktığı şey çok daha o döneme göre radikal olduğu için o biraz daha topun ucuna konuluyor. Orada Bruno'nun da şöyle bir şeyi var tabii. Yani Bruno içlerinde sanırım en sivri dilli, hici yeteneğine sahip olan insanlarından bir tanesi. Onun hiç ağzı rahat durmuyor yani kimseye Bir dönem karşı. Oxford'da da aslında öğretim görevliliği yapıyor ama oradan da kovuluyor aslında tam bu mahkeme öncesinde. Çok anlaşılmaz birinin o dönemde Engizisyon ve kiliseyle anlaşması da pek beklenemezdi zaten büyük ölçüde. Ya bu figürler de zaten senin de söylediğin gibi şöyle de bir şey var. Avrupa'nın gelişen toplumsal ilişkileri içerisinde yani özellikle feodalizm yıkıldıktan sonra kapitalizmin egemen olmaya başladığı koşullardan sonra dinin de kendini bilimle birlikte harmanlayıp en azından kitleler açısından makul bir şekilde algılanabilir hale gelmesiyle birlikte hepsinin de heykeli dikilen, sahiplenilen figürlere dönüşüyorlar baktığımızda. Böyle bir giriş yaptık sen de. Belki şeyden devam edebiliriz burada. Yani evet şey dedik Mayalar, İnkalar vesaire bunların zamanındaki geliştirilen takvimlerle günümüzün modern özellikle işte Kopernik'ten sonra geliştirilen bilimsel gelişmeler arasında ciddi bir farklılık var. Çünkü hem teknoloji çok gelişti hem algılarımız çok farklı noktalara geldiler ve cevapları da çok daha hızlı bulabiliyoruz artık. Bu evren merkezi neresi tartışmasından sonra bir de evrenin yapısı nasıl tartışması var aslında baktığımızda. Orada da öne çıkan isimlerden bir tanesi Hubble. Bugün Hubble teleskobuyla da ismini bildiğimiz. Çok önemli bir keşif yapıyor evrene dair. Ondan belki bahsetmek istersin biraz. Evet, yani senin de dediğin gibi 20. yüzyılın başında aslında teknolojinin de gelişmesiyle beraber işte Hubble'la beraber işte Milton Humus'un denilen işte hatta Carl Sagan'ın kozmosunda da bir bölümünde bahsediyordu ondan. Cutter'la beraber dağa çıkıyorlardı. İşte Hooker teleskobuyla onlar evreni gözlemlemiş oluyor daha ampirik bir şekilde tabii ki ve evrenin genişlediğini aslında oradan tespit ediyor. İşte bir Hubble sabiti var ve onu uzaklıkla çarpınca gezegenlerin arasının işte gök cisimlerinin arasının daha da fazla açıldığını görebiliyorlar ve bundan tabii ki bu aslında Big Bang teorisinin de şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. Yani şöyle bir mantık gidiyorlar tabii ki burada da bunların arası sürekli açılıyorsa bunların bir olduğu bir zaman doğmalı. İşte o zamanı geriye gidersek o zaman bunların tek bir molekül olduğu bir zaman olmalı şeklinde temellendirebiliyorlar. Tabii ki o dönem sabit bir evren düşüncesi de var. Onu da yıkmış oluyorlar. İşte Doppler teorisini de desteklemiş oldular. İşte Doppler'ın da bahsettiği bir kırmızıya kayma veya işte durumu var. Bu da işte şunu gösteriyor. İşte bir ışığı prizmadan geçirdiğimiz zaman bir tayf elde ediyoruz. İşte görünür ışık elde ediyoruz. Bunu yıldızlar üzerinden yaptığımızda tayfı elde ediyoruz ve tayfta işte kırmızı bölgeler oluyor, sarı bölgeler oluyor. Bir de siyah bölgeler oluyor. Doppler'da bunun üzerinden şöyle bir çıkarım yapıyor. Siyah bölgeler eğer kırmızıya daha yaklaşıyorsa bu gezegenden uzaklaştığı anlamına geliyor. İşte mavi bölgeye doğru yaklaşıyorsa bu da daha da yakınlaştığı anlamına geliyor. Aslında Hubble'la beraber işte dediğim gibi Milton Humus'un da epey bir katkısı olmasına rağmen Hubble'ın bilim insanı olmasından kaynaklı öyle bir kimlikle kimlikten kimliği olmasından kaynaklı daha doğrusu
Sürekli Hubble üzerine ithaf ediliyor bu düşüncelerde. İşte Hubble, senin de dediğin gibi uzay teleskobuna da onun ismi veriliyor daha sonrasında. Ya bu tabii dönemi itibariyle çok önemli bir keşif. Yani ve bunu buldukları sabitler üzerinden bu derece yapabilmiş olmaları aslında çok basit bir mantığa dayanıyor yani. Frekans mantığına dayanıyor. Onun işte ışık hüzmeleri üzerinde nasıl denk düşeceği üzerinden yapılan bir çıkarımla, onun formülize edilmesiyle yapılan bir şey ve çok da muntazam çalışabilen bir şeye denk düşüyor o zaman açısından. Sen de dediğin gibi bugün yapılan çalışmalarda da evrenin merkezi, evren nasıl oluştu teorisine de ışık tutan bir şeye denk düşüyor zaten büyük ölçüde. Ama içinde şey gibi bir kısım da var. Belki oraya biraz değinebiliriz. Galaksilerin yani galaksi kümelerinin sadece birbirlerinden uzaklaşmaları ve yakınlaşmaları arasında şöyle bir temel çıkarım yapıyorlar. Yani zaman zaman yaklaşabilse de bunlar bizim genel bir perspektiften baktığımızda hep uzaklaşır haldeler diyorlar herhalde. Öyle miydi? Evet, yani oradaki işte hatta Hubble sabiti denilen sabit de zaten onu, yani uzayın genişlediğinin aslında tabii ki bu gezegenler senin de dediğin gibi zaman zaman yaklaşıyor ama genel anlamda uzayın bir açılma gibi bir durumundan dolayı aslında uzaklaşma eğilimi gösteriyorlar genelde. Buradan aslında gelişen şekliyle yani uzaya dair yani uzay bilimine dair yapılan tüm çalışmalar, bulunan tüm sabitler, bulunan tüm keşifler vesaire. Yani biraz geçen programlarda da konuştuk aslında. İnsanın bu uzaya bir canlı olarak gidip gidilemeyeceği meselesine doğru ister istemez geliyor yani. Keşif evet teleskopla yapılabiliyor, işte uzaktan gözlemlerle ve sabitlerle yapılabiliyor. Fakat yani bir insani bir şekliyle gidilip ayak basılabilir mi noktasında da çok ciddi tartışmalar dönmeye başlıyor. Burada da dünyayı ilk olarak etkisi altına alan en yakın komşusu, uydusu Ay'a gidip gidilemeyeceği konusu. Ama şöyle teoriler de var. Şimdi bizim gördüğümüz Ay haricinde bir de Ay'ın karanlık yüzü var. Orayı biz Dünya ile Ay aynı şeyde dönmüş, aynı döndükleri için biz hep aynı yüzünü görüyoruz aslında Ay'ın. Ve bu karanlık yüze dair de birçok şey var. Efsane, mit falan. İşte orada çok farklı şeyler var falan Nazi filan. üsleri falan bahsediliyor. Aynen. Bu ayın karanlık yüzünde ne var ve burası keşfedildi mi? Biliyor muyuz ne olduğunu? Öyle soralım. Bir de yani aya nasıl gidildiğini de kısa bir özet geçerek belki şey yapabiliriz, başlayabiliriz Tabii. oradan. İşte Luna 3 uzay sondası var Sovyetlerin gönderdiği 1959'da. Bu ayın yörüngesine girdikten sonra işte arka tarafında fotoğrafını çekmiş oluyor. Aslında şimdi baktığımız zaman inanılmaz kalitesiz bir fotoğraf olarak değerlendirebileceğimiz bir şey çok çok önemli. Çünkü sen de dediğin gibi o döneme kadar müthiş mitler dolanıyor ortalıkta. İşte İkinci Dünya Savaşı sonra Nazilerin oraya kaçtığını ve orada bir üs kurduğundan, Amerika'nın orada işte çeşitli durumların olduğundan, uzaylıların orada olduğundan, bir sürü şeyden bahsediliyor. Aslında fotoğraf çekildikten sonra bakılıyor ki aslında kraterler veya yüzey bakımından ayın arka tarafı önünden çok fark yok. Sen de dediğin gibi kütle çekim kilidinden olaydan dolayı biz ayın sürekli aynı yüzünü görmek zorunda kalıyoruz. Tabii ki o dönemden sonra çeşitli aya dair çeşitli çalışmalar da yapıyor. Aslında bilim kurgu bölümünde de işlemiştik. Sürekli bir aya gitme, işte orada uzaylılarla savaşma gibi durumlar da var. Ondan sonra işte Yuri Gagarin'in gönderilmesinden, işte keza Amerika'nın insan göndermesinden sonra işte Apollo 11 ile beraber Ay'a da gidilmiş oluyor. Tabii sonrasında birçok Ay seferi yine düzenlenmiş oluyor. Yine komplo teorileri devam etse de yani birçok seferin yapılmış olması, işte orada çeşitli çalışmaların, çeşitli gözlemlerin yapılmış olması bunu doğrular nitelikte. Ya mesela arada bir tane anekdot paylaşayım ben de. Şimdi bu Ay'a gidilme sırasında sanırım Carl Sagan'ın bir tane tespiti var o döneme dair. Gidilen aracın içerisinde sanırım ya ilk iniş yapan aracın içerisinde işte ya dünyadan bir mesaj götürüyorlar işte insanlık adına barışla birlikte geldik gibisinden bir şey. Sagan şu tespiti yapıyor yani Amerika Birleşik Devletleri ve o dönemdeki emperyalist güçler Güneydoğu Asya'da İşte megatonlarca bomba yağdırıyorlar kayaların üstüne, canlıların üstüne ama biz Ay'daki krater parçalarına barış mesajıyla gidiyoruz gibisinden. Orada bir tezatı da gösteren bir şey yapıyor. Çok iyi. Oradan gelme noktasında da şeye gelebiliriz. Sanırım yani Ay'ın karanlık yüzüne artık rahatlıkla uzay aracı gönderebiliyor zaten. Yani uzay aracı gönderebilen devletler. En son Çin bir tane gönderdi yanlış hatırlamıyorsam. Ondan önce zaten birçoğu da gönderdiler. Hindistan'da Sanırım sanırım aynen. aynı çalışmayı yaptı. Hindistan'ınki herhalde iki kere gönderdi. Onlar ikisi de iniş yapamadan Evet, orada bir şeyler oldu. başarısızlıkla sonuçlanıyor göre. Hep hatta şey çıkar yani.
Hindistan Devlet Başkanı'nın yüzü hiç gülmüyor falan, o şeyler. Tabii bulunduktan sonra senin de dediğin gibi krater var. Başka bir şey aslında pek yok yani Yani baktığımızda. evet. Tabii ondan sonra bizim bu 2010-2012 yıllarda falan Çin çok fotoğraflaması ve uzay araçları gönderildikten sonra şey çok aslında bizim son dönemde belki uzay bilimine dair en çok tartıştığımız nokta şey oldu yani. Kara delikler ve çekilen bir kara delik fotoğrafı Evet. servis edildi. Bunun üzerine böyle inanılmaz derecede dünyayı etkisi altına alan bir olaydı yani bu. Buna dair neler diyebilirim? Şöyle ki senin de dediğin gibi Karadeliğin fotoğrafının çekilmiş olması işte 2 sene önce 2018'de müthiş bir gündem yarattı. Yani bilen bilmeyen herkes bir anda mest oldu. İşte Karadeliğin fotoğrafı çekilmiş diye. Tabii ki çekilen fotoğraf veya fotoğraf çekilmesi derken direkt bir kamerayla veya teleskopla optik teleskopla en azından gözlemlenmiş bir şeyden bahsetmiyoruz burada. İşte belki burada radyo teleskobundan bahsedebiliriz. Yani şöyle çalışıyorlar. Tabii ki işte bizim gözlemlediğimiz şey sadece optik frekanslar üzerinden veya ışık optik ışık üzerinden olmuyor. Radyo frekanslar üzerinden de aslında bu gözlemleri yapabiliyoruz. Bu kara delik fotoğrafının çekilmesinde de aslında interferometri denilen bir olay var. Bu olayda işte çeşitli radyo teleskopları aynı yere odaklanıyor. İşte 8 tane olması lazım sanırım bu çalışmada da. Hatta çalışmanın ismi de Event Horizon diye geçiyor, işte olay ufku diye geçiyor. Olay ufkunu gözlemliyorlar zaten kara delikleri. Yani direkt bir kara deliği gözlemlemesi değil. Çünkü kara delik ışığın bile yok olduğu bir kütle çekimin sonsuz olduğu bir yer olduğu için haliyle çevresinde dönen bir olay ufkunu gözlem. Olay ufkunda dönen toz bulutlarını gözlemliyoruz aslında. İşte buna belki şey örnek verilebilir. Bir lavabonun içine suyla doldurup işte tıkaçla tıkayıp o tıkacı kaldırdıktan sonra su nasıl dönüyorsa çevresinde de bir şey dönmeye başlıyor. İşte dış katmanın çok hızlı döndüğü, ortaya doğru en hızlı dönüş oldu ve en sonunda tabii ki yok oldu. Bizim olay ufkunda da gözlemlediğimiz şey o radyo dalgalarından gelen aslında sıcaklığın ölçülmesi. Çünkü o dönüşle beraber bir sürtünme de oluşuyor. Uzaya boşluk diyoruz ama tabii ki uzay bir boşluk değil. Yani maddesel anlamda bir boşluk değil. Orada işte sarı olan bölgelerde daha yoğunluk gözlemlerken işte kırmızı olan bölgelerde daha az yoğunluk gözlemlediğimiz. Tabii ki zaten bu o verilerin işlenmesi zaten çok uzun sürdü aslında bu bilimsel çalışma açısından. Tabii ki burada işte sarı veya kırmızı olması direkt oranın rengini belli eden şeyler değil. Sadece burada işte sıcaklık üzerinden verilen renkler. Hatta bu çalışma katılan bir bilim insanı sözü vardı. Yani orası mavi de olabilir, beyaz da olabilir. Belki farklı renklerde de olabilir. Radyo aslında burada yani çalışmanın yani en son dönemlerde de gördüğümüz öte gezegenlerin keşfinde de epey rol oynayan radyo teleskoplarının burada rolünü görmüş oluyoruz. Zaten şeyi de sen söylemiş oldun, tekrar belirtelim. Ya o fotoğrafın etrafındaki kırmızı ve sarı olay aslında birçok kişi tarafından komple orası bir kara delik gibi algılandı ama hayır, en ortasında duran bir siyah nokta var. Evet. Hatta sonradan yapılmış resimler falan var. O küçücük siyah noktanın içine güneş ne kadardı diye koyduklarında ondan 6 kat falan büyük bir kara delik o. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bayağı büyük bir kara delik olmak. İşte o Aynen. zaten o M87 sanırım Aynen. galaksinin ismi değil mi? 55 milyon ışık yılı uzaklıkta falan mı? Epey uzakta bir yer zaten ve Ya şöyle, gözlemlenmesinin kolay olmasının bir sebebi de senin dediğin gibi büyük olması aslında. aynen. Ya sanırım ışın üzerinden ölçmüşlerdi. Yani bir ışık hızı üzerinden. Yani dünyadan Ay'a bir saniyede giden bir ışık oraya 36 yılda falan gidebiliyor herhalde. O kadar uzak bir şeyde. Yani Evet. ne gösterecek peki, ileriye yönelik ne gibi bir veri sundu bize? İleriki uzay çalışmaları açısından nasıl bir noktada konumlanıyor şu an? Şey Ya işte. tartışmaları çokça yapıldı. Yani bu Einstein'ın öngördüğü şekliyle işte oradaki saptamalardan da kaynaklandığı, buradan devam edeceği gibi gibi şeyler falan söylendi. Sen ne diyorsun? Ya şöyle ki buradaki çalışmalar aslında bu çalışma şunu göstermiş oldu. Yani kara delik çalışmaları bu fotoğrafa kadar sürekli teorik alanda ilerleyen bir şey. Çünkü gerçekten kara deliği gözlemlemiş veya böyle en azından fotoğraflamış bir şekilde yoktu. Özellikle Hawking'in çalışmaları, işte Bekenstein'in çalışmaları veya dediğim gibi işte genel görelilikte Einstein'ın düşünceleri üzerinden. Ya bu en azından şunu göstermiş oldu. Olay ufku denilen bir şey var. Einstein'ın da öngördüğü gibi ve ışık hızına yakın bir şekilde dönüyor. Bunun üzerinden belki yani şöyle düşünün, fizikte işte kara delik üzerine yeni çalışmaların yapılması, yeni gözlemlerin yapılması ve bunların üzerinden gerçekten işte çeşitli tartışmalar da dönüyor buradan. İşte solucan deliği gibi fikirlerden bahsediliyor. Hala bazı insanlar bunu gerçekmiş olduğunu düşünüyor ama
Belki bu çalışmaların da doğrulanması açısından veya yanlışlanması açısından çeşitli temel bilgilerin oluşmasında da gözlemler yapılmaya devam edilecek. Aynen, bence de önemli ve ileriye bizim de olay ufkumuzu genişletecek bir çalışma olur. Evet. Tamam, teşekkür ederim bugün katıldığın için. Yani Teşekkür ederim. sanırım bu dört evreli bir uzay bilimi gelişmesi adımları gibi bir şey yapmış olduk diye düşünüyorum. Kopernik'ten alıp bugünkü kara delik fotoğrafına kadar getirdiğimiz veya bir noktada birçok şeye sanırım gelişmesinin dinamiklerine değinmiş olduk. Nasıl geliştiğine, din bilim çatışmasının ne noktaya geldiğine, Ay'a dair komplo teorilerine falan her şeye azar azar girmeye çalıştık. Ben katıldığın için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buradan tüm izleyicilerimize de iyi yayınlar dilemiş olalım biz kendi adımıza. Gelecek yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Altyazı M.K.